Herkese merhaba. Ben Onur Görkem. Dünyanın en büyük gemisi Titanic, filmde gemi batarken çalmaya devam eden müzisyenler senaryo güzelleşsin diye yaratılan bir sahne değildir. Gerçekte de insanları sakinleştirmek için gemi batana kadar çalmışlardır. Titanic gemisi o kadar büyüktür ki sadece kazan dairesinde fırını kömürle besleyen 176 adam bulunuyordu. Gemideki aşçılardan biri o kadar çok alkol almıştı ki 2 saat boyunca dondurucu suda hayatta kalmayı başarabilmişti. Titanic gemisi yolculuğunun bir gün önce filikaların nasıl kullanımı gerektiğine dair bir tatbikat planlanmıştı. Fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal edildi. Gemideki filikaların çoğu alabileceği kapasitenin altına doldurulup denize indirildi. Bundan dolayı geminin toplam yolcu sayısı %53'ü yerine %31'i kurtulabildi. Gemiyi batıran buzdağı sadece 30 saniye erken fark edilseydi bugün Titanic gemisi hala hayatta olabilirdi. Buzdağına çarptıktan sonra geminin batması 2 saat 40 dakika sürmüştü. Bunun sebebi de 30'un üzerinde Titanic mühendisi insanların gemiden kaçabilmesi için gemiyi çalışır halde tutmuş ve kendi hayatlarını feda etmişlerdir. Uzmanlara göre 6 yerine sadece 4 kompartıman sular altında kalsaydı gemi kesinlikle batmayacaktı. Geminin 4. bacası tamamen sahteydi. Bu baca eklenmişti. Çünkü geminin çok heybetli ve simetrik gözükmesi istenmişti. Titanic faciasından kurtulan bir Japon sırf diğer yolcularla birlikte ölmediği için ülkesinde korkak ilan edilmişti. Gemideki en pahalı 1. sınıf odalar günümüzde fiyatı 300 bin TL. Bir düzineye yakın yeni evli çift balaylarını kutlamak için Titanic gemisini tercih etmişlerdi. Geminin batmasına sebep olan buzdağı M.Ö. 1000'li yıllarda bir yerlerden kopup kendi yolculuğuna başlamıştır. Bugünün gemilerinden buzdağı ile karşılaşma olasılığı Titanic gemisinden daha fazla olsa da Titanic gemisi buzdağına çarpıp batan tek okyanus gemisidir. Titanic filmindeki Rose'u canlandıran Kate Winslet, filmin kendisiyle özdeşleşen My Hero Will Go On şarkısından nefret ediyormuş. Titanic filmine harcanan bütçe geminin gerçek maliyetinden fazladır. Titanic gemisinin enkazını bulma çalışmaları tam tamına 73 yıl sürmüştür. Gemide sahipleriyle birlikte seyahat eden 12 köpekten 3'ü kurtulabilmiş. Gemi battıktan 29 gün sonra bu konuyu ele alan bir film vizyona girdi. Başrolünde ise Titanic batarken son anda kurtulmuş Dorothy Gibson yer almaktaydı. Titanic gemisinin sahibi olan şirket müzisyenlerin giydiği üniformaları geri getirmedikleri gerekçesiyle ailelerine fatura edip tahsil etmiş. Roman Arthur Gavetia isimli bir adam 1871 yılında batan bir gemiden kurtulduğunda gemiye binmeye tövbe etmiş. 1912 yılında bu korkusunu yenmek amacıyla tekrardan denize açılmaya karar veren adam batmaz diye lanse edilen Titanic gemisini tercih ederek son yolculuğuna çıkmış. İki kez Filikalılara binmeye reddeden Thomas Byles adındaki bir rahip yolcuları sakinleştirmek ve günah çıkarmalarına yardımcı olmak için gemide kalmayı tercih etmiştir. 1912 yılındaki kazadan 14 yıl önce Morgan Robertson adındaki bir yazar batırılmaz diye lanse etti Titanic isimli bir geminin buzdağına çarparak batması konulu alan bir kitap yazmıştır. Yakın zamana kadar bilinmeyen ve Hallo Monas Titanic isimli verilen pas yani yeni bir bakteri türü 20 yıl içerisinde Titanic enkazını tamamıyla yok edecek. Geminin batması üzücü olsa da bu bir gerçektir. Bugünkü videomuzdan bu kadardı. Eğer video hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.